Sevkat, bu sefer ne üstünden anlatacaksın hikayeyi? X kişisi, Y kişisi, tavuklar, arkadaşlar hangisi? Yok, bu sefer direktmen kalacağım. Dert benim, mevzudayız. Ayının 40 türküsü var. 40'ı da ceviz üstüne. Seval, sen neyin peşindesin ben anlamıyorum. Hani önce ayırmaya çalışıyordun, şimdi tersine mi çalışıyorsun? Kızım ince işler bunlar, sen anlamazsın. Şevkat bu mahallede tadından yenmeyen bir adam. O jantilerin arasına girince böyle tadı kaçmış sakıza döner o. Esin bu Şevkat'ı sevdi. Öbür janti davranan Şevkat'tan nefret eder o. Bak gör. Aferin kız. Kuş yuvada duyduğunu öter. Esin bizim mahallemizin kızı. Kabul. Ama gümüş kaşıkla büyümüş. Parlak bir hayatı var. Bizim mahalleye de taşınsa, sanat galerisi de açsa bu ona yetmeyebilir Şevkat. Bunu göze alman gerek. Ha. Ya bir B planım olmalı mı sence? B planı? Ne planı? Şevkat sen ne zaman plan yaptın da A planın var mıydı da B planın olsun ha? Oho, sen dünyadan haberin yok lan. Benim her zaman A ve B planım vardır oğlum. Ha. A planı deplasmana gitmek. B planı maçı kahvede seyretmek. Ama şimdi burada durum biraz farklı. Yani ben diyorum ki B planı olaraktan deplasmana mı gitsem? Yani bu zenginlik nasıl bir şeydir? Zengin hayatı nedir? Ne bileyim ben ayak uydurabileceğim mi? Esin bu duruma nasıl bir tepki verecek? Yani bunlara bir baksam mı ya? Şevkat nasıl olacak o iş? Bir Ali Koç'a bakıp çıkacağım mı diyeceksin? He Niko. Bir Ali Koç'a bakıp çıkacağım diyeyim. Laf ama espriden öldürdüm. Morayla karşılaşmamız dışında çok keyifli bir geceydi. Kızlar iyi ki buluştuk. Hatta ben bu gece bazı kararlar aldım. Ay karar mı? Ay sen karar aldığın zaman her şey daha da bir karışıyor. Acaba akışına mı bıraksan karar falan almasan? He? Tam da böyle bir karar aldım. Akışına bırakmaya karar verdim. Ya bu Seval geldiğinden beri Şevkat'in sürekli huzurunu kaçırıyorum. Hep benim huzurum da kaçıyor. Ama artık yapmayacağım. Hatta o ne isterse onu yapacağım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Madem böyle bir teklif aldın, ben olsam hiç düşünmeden kabul ederdim. Sen olsan tabii ki düşünmeden kabul ederdin oğlum. Cimri adam parayı sever, balıklamadan adam. Hiç alakası yok parayla. Bir! Ya bak başladı yine ya. Dinle, dinle. Sen karşılık beklemeden bir iyilik yaptın. Bunun ödülünü mutlaka alacaksın Şevkat, mutlaka. İki! Sadece merak, merak. Ya Şevkat hiç mi merak etmiyorsun? Bu zenginler nasıl yaşar? Ne yapar, ne ederler? Ha? Ben neyi kafadan reddediyorum diye hiç düşünmüyor musun? Aa, lan mevzuya çok farklı bir yerden daldın ha. Ya bak, ben hiç böyle düşünmemiştim. Tabii. Mantıklı. Ya belki de zenginlik hiç öyle bizim hayal ettiğimiz gibi bir şey değildir. Belki de çok başka bir şeydir yani. Belki de hiç bizim hayal ettiğimiz gibi bir şey değil ya. Neden olmasın? Tabii ki. Ayağı bilemiyoruz tabii. Bence bir düşün. Her şey bu değil. Ya ne bileyim oğlum ya. Bana yine de böyle hani üzerine üç beden büyük gelmiş şekeri giymiş gibi olur gibi geliyor. Yani öyle hani öyle olurmuş gibi geliyor bana öyle. Ha düşünsene ya kocaman ceketi giyiyorsun. Kollar burada falan sarkıyor. Ya öyle gibi hani ceket şeysinde. Efendim? Alo. Dayı iyi akşamlar. Ya bu senin şirketteki köstebek olayını ben düşündüm. Tamam ben var mı o işe? İyi iyi güzel. Ya bana da senin gibi böyle sağlam bir adam lazımdı Şevkat'ta. Eyvallah eyvallah tamam. O iş bende. Yani maksat senin işin görürsün. Ben de bu vesileyle şöyle zengin hayatı nasıl yaşanırmış bir deney gözlem yoluyla
tecrübe etmiş olurum artık. Öyle yani, onu söylemek için aradıydım. Rahatsız ettim, kusura bakma. İyi akşamlar. Nasıl istersen öyle olsun. Bana gel, konuşalım. Tamam, o zaman sabah şey yaparız, konuşuruz, tamam. Hadi iyi akşamlar. Kapandı mı bu ya? Bando. Mahalleye kocaman geldi la. Esin. Galeriye kocaman geldi. Ulan kim bu hatun lan? Merhaba. Sizi götürmeye geldik. Nereye? Holding'e. Herkes sizi bekliyor. Kesin adresi karıştırdı. Adres soruyor Şevkat'e. Yok oğlum ya. Bunlar pahalı aletler. Bunda navigasyon vardır. Ya navigasyon arabayı Şevkat'in dükkana mı getirir? Bu kesin Şevkat sosyeteye yumurta satmaya başladı. Tamam, ben bir iki dakika söylemez miyim? Bir şey yapayım. Kesin. Bu Kamil Bey bana şirketinde bir iş teklif etti. Ya bayağı önemli bir iş. Yani özel görev gibi bir şey yani. Aslında geçici bir iş ama yani bayağı mühim bir iş yani. Ha, hoş. Hani bu plaza milaza ortamları beni biraz sıkar gerçi. Ama yalan söyleyeyim, parası da çok iyi yani. Hani o yüzden ben de bir ortamlara bir gireyim çıkayım diyorum. Bakarsın, zengin hayatı beni cezbeder. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok, gayet Şenol Güneş kadar ciddiyim ya. Sen niye öyle hemen kabul ettin ki? Sen mutlu olmazsın öyle bir işte. Ya şimdi Esin, bu kadar güzel bir muz orta gelmişken bunu benim 90'a çakmamam biraz yazık olurdu. O yüzden... İyi, sen bilirsin. De bence bir haftadan fazla dayanamazsın sen. Ama istiyorsan tabii ki ben destek olurum sana. Vallahi çok iyi olur. Yani senin desteğine bayağı ihtiyacım var. Özellikle de bu hani kılık kıyafet konusunda falan. Şimdi hani nasıl giyinmek lazım, ne şekil giyinmek lazım? Mesela bu hani kısa dar paça pantolonlardan çorapsız giymek zorunda mıyım mesela? Hani onun gibi. Tabii ki öyle bir zorunluluk yok da yani. Böyle biraz hani başka bir renk de giyebilirsin sadece siyah beyaz dışında. O kadar mı ya? Peki madem o zaman ne zaman yaparız bu işleri ya? Acil mi? Ya acilmiş. Ya, kadın öyle dedi ya. Herkes dedi seni bekliyor dedi. İşte dört gözle bekliyorlar falan filan deyince. Şey tamam. Benim çok işim yok zaten galeride. Gidelim o zaman hemen. Vallahi çok iyi olur ya. Biz bir şey yapabiliriz. Bir gidip gelelim biz. Şevkat ne oluyor? Kazım, biz Şevkat'le bir yere gidip geleceğiz. Galeriye bakar mısın? Tamam, bakarız ya. Tabii bakarız. Bedi Baykan benim halamın oğluydu oğlum. Hoş geldiniz. Affedersiniz. Kimsiniz acaba? Niye mahallemize geldiniz? Ben Şevkat Bey'in özel asistanıyım. Ya siz? Ben Tellam. Burası da benim hamamım. Öyle mi gerçekten? Evet. Niye ona soruyorsunuz ki yani onaylatıyorsunuz? Ben tellam yani. Kıyafetime baksanıza bir kere. Astronota mı benziyorum ben? Ben mahalle hayatına yabancıyım. Hiç bilmedim. Ondan sordum. Kıyafetiniz de bir garip olunca mahallenin delisine benzettim açıkçası. Mahalle... ben de mahallenin gurmesiyim. Veya Cuma hasta canlı yayında hiç görürüm. Şey lütfen güzelliğe baksa. Vallahi mahallede ben size anlatayım isterseniz bir tecrübeniz yoksa. Burada mahallenin tek akıllısı benim. Geri kalan herkes deli. Tabii tabii. Şevkat Bey bana hiç öyle gelmedi. Haklısınız efendim. Şevkat Bey kendisi çok sakin, nazik, kibar bir beyefendidir. O kadar sakindir ki memleketi Ölüdeniz'dir yani. Muhakkak. Kendisini hiç tanımıyorum ama şirketimizin en üst pozisyona getirildiğine göre muhakkak dediğiniz gibi biridir. Hangi pozisyondaymış be? Öyle mi ya? Hangi şirket bu? Zemberek Holding. Zemberek Holding. Zemberek Holding. Zemberek Holding. Norveç'te bilen şirketleri var bunların ya. Bir latte buyurmaz mısınız hanımefendi? Buyurun kahvemize. Tabii buyurun. 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 Bu güzellik. Buyurun. Ancak Zemberek Holding. Oturunuz acaba? Hayır veya ben sadece onu bulamam.
Hüseyin Holding almışla mı? Allah Allah. Vay, vay, vay. Vay arkadaş. Geldiniz mi? Hazır mısınız Şevkat Bey? Hazırız. Tanıştırayım. Füsun Hanım benim kişisel asistanım. Esin Hanım da hayatımın anlamı tabir ettiğimiz sevgilim oluyor. Fakat henüz flört aşamasındayız. Memnun oldum. Ben de. Şevkat, karizmaya vites attırmışsın kardeşim. Kardeşim, holding yapmışsın kendine. Bize niye haber vermiyorsun? Al bizi de yanına. Vallahi arkadaşlar çok ani gelişti. Yani şok bir teklif aldım. Hızlıca karar vermem gerekiyordu. O yüzden haber vermedik ya. Yani en yüksek pozisyon diyor hanımefendi. Acaba atıyorum şirketin kafelerine ben de bir girsem mi? Ya işte şimdi bu vakit nakittir denen hadise ben biraz balıklama dalmış olduğum için çok da vaktim yok, kusura bakmayın. O yüzden şey yapmayacağım. Şevkat Bey hazırsanız herkes sizinle tanışmak için can atıyor. O halde gidelim. Hay hay gidelim. Miço oğlum dükkan sana emanet. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Siz de sürünün la fakirler. Sağ ol kardeşim. Ayıp. Zenginin parası zürgün çenesi işte. Ayıp. Perdeyi de kapadı bu. Havalara bak ya. Arabaların perdesi var mıymış? Cuma Usta, ya parası ya, vardı. Kazımcığım çayın şey parası. Yazdın mı? Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.